Arkadaşlar son şeridi boşaltalım. Son şeridi boşaltıyorum. Arkadaşlar son şeridi boşaltıyorum. Son şeridi bundan arkadaşlar. Son şeridi boşaltıyorum. Son şeridi ben konuşmalarını yapmak üzere Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşu Birliği'nden Abdülahat Abdurrahman abimizi mikrofona arz ediyorum. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Niyaret itibat etmeyle. Kıymetli STK'lar mensupları. Çok değerli Doğu Türkistan STK'lar Birliği üyeleri. Kıymetli dava arkadaşlarım. Çok değerli Türk milleti. Ben size bu mikrofondan, bu sahneden, bu meydandan, Doğu Türkistan'dan ve Doğu Türkistan halkından selam getirmeyi isterdim. Doğu Türkistan'ın Ürümçi'nden, Kaşgar'dan, Hoten'den, Turpan'dan, Aksu'dan, Gulcu'dan selam getirmek isterdim. Ama selam getiremedim. Onların selamı gelmedi. Onlardan sizlere, ey Türk, ey Müslüman, neredesin? Ben ölüyorum, ben katlediliyorum, neredesin diyen nidaları da getirdim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Çin işgalci Çin Doğu Türkistan'ı 1949 yılında işgal edince ve Doğu Türkistan ismini Şincan diye adlandırınca biz zulme uğradık, işgal edildik. Yurdumuz, vatanımız ismi değişti diye nida ettiğimizde kimsenin sesi çıkmadı. Daha sonra 1956 yılından 77 yılına kadar kültür dönemini yaşadık. Alimlerimiz katledildi. Gençlerimiz hapse atıldı. Kültürümüz yok edildi dediğimizde kimse sesini çıkartmadı. Daha sonra medreselerimiz yıkıldı. Camilerimiz yıkıldı. İnsanlarımızın hepsi dinsizliğe sevk edildi dedik. Kimsenin sesi çıkmadı.
Atom bombası denendi. Yüzlerce defa Doğu Türkistan'da atom bombası denendi. Müslümanlar katıldı. Yok edildi. Hastalığa kapıldı. Dedik, kimsenin sesi çıkmadı. Doğu Türkistan'da kılık kıyafet uygulandı. Başörtüsü yasaklandı dedik. Kimsenin sesi çıkmadı. Kürtaj uygulandı. Kadınlarımız zorla kürtaj edildi. Bebeklerimiz çöplere atıldı dedik. Kimsenin sesi çıkmadı. Türkiye uyuma, Türkiye'lerime sahipçe. Türkiye uyuma, Türkiye'lerime sahipçe. Türkiye uyuma, kardeşime sahipçe. Kızlarımızı Çin'in iç bölgelerine sevk ettiler, Çinleştiler dedik. Kimsenin sesi çıkmadı. Doğu Türkistan 1949 yılında işgal edilince Çinlilerin sayısı sadece %3'tü. Şimdi dedik ki Doğu Türkistan'da şimdiki Çinlilerin sayısı %40'ı geçti dedik. Kimsenin sesi çıkmadı. Son yıllarda Doğu Türkistan'da insanlarımız keyfi tutuklamalara maruz kalıyor. İnsanlarımız hapse tıkılıyor dedik. Kimsenin sesi çıkmadı. 2017 yılından itibaren Doğu Türkistan'da toplama kampları inşa edildi. Bu toplama kamplarına 40 tane sıfat icat edilerek evlerinde seccade bulunan, pusula bulunan, yurt dışında kırbası olan, camiyi yardım eden, medresede adam okutan insanlar tıkılıyor. Burada toplama kamplarında insanlar girdiği andan itibaren Çinileştiriliyor, dinsizleştiriliyor dedik. Kimsenin sesi çıkmadı. Şimdi bu toplama kamplarında Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın İnsan Hakları Komisyonu'nun raporuna göre 1 milyon aşkın insan orada tutuklu bulunuyor. Ama bize gelen bilgilere göre o sayı çok az. 3 milyon ile 5 milyon arasında insanımız toplama kamplarında Çinleştiriliyor, dinsizleştiriliyor. Dahası toplama kamplarına sokulduktan sonra sokulanlar böyle bir hayatı yaşarken dışarıda kalanları da serbest bırakmadılar. Dışarıda kalan her eve bir Çinli yerleştirilerek o aileyi, o evleri Çinleştirme politikası yürüttü. Ama kimsenin sesi çıkmadı. Şimdi Doğu Türkistan'da insanlarımıza domuz yeme ve içki içme yarışları düzenleniyor. Bu yarışmalara katılmayanlar cezalandırılıyor, kamplara atılıyor. Bir noktayı izah edeyim ki bu kamplara girenler en az 2 sene olmak üzere hiçbir dini faaliyeti yürütemeyecekler. Allah diyemeyecek. Ben Müslümanım diyemeyecek. Eğer Allah diyorsa, Müslümanım diyorsa, namaz kılmak istiyorsa bu insanlar devletin kanununa, devletin emrine aykırı hareket edilerek bunları 15 yıl, 10 yıl, 20 yıl hatta müebbet hapse tıkılıyor. 3 seneden beri Doğu Türkistan'la dünyanın bağı kesildi. Oradaki insanlarımızın hiçbirisinden haber alamıyoruz. Şu anda burada toplanan herhangi bir kardeşimizden tutup da senin ailenden kaç kişi dışarıda kaldı, kaç kişi toplama kamplarında, kaç kişi hapiste atılındı diye sorulursa hepsinden birer ikişer hatta 5-10 kişi çıkacaktır elbet. Kızılcım Türkistan'dan defol, zalim. Kızılcım Türkistan'dan defol, zalim. Kızılcım Türkistan'dan defol. Yıllarca daha önce liderlerimiz Mehmet İmin Buğra Hazretlerinden başlayıp İsa Yusuf Altekin'den başlayıp Türkiye'de Doğu Türkistan davasını anlatmaya çalıştık. Yüzlerce konferanslar verdik. Doğu Türkistan kan ağlıyor dedik. Şimdi Doğu Türkistan kan ağlamıyor. Doğu Türkistan ölüyor, yok oluyor. Böyle bir durumda vicdan sahibi olan kimse
İman sahibi olan kimse buna hiçbir şey demeyecek mi? Nerede sizin imanınız? Nerede sizin vicdanınız? Onun için ben vicdanı olan, imanı olan, bir gönlünde azıcık bir şefkat, merhamet duygusu olan insanların bu Doğu Türkistan davasına sahip çıkmasını ve Doğu Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını göz ardı ederek Doğu Türkistan davasına göz yummamalarını istiyorum. Musulman uyuma, kardeşime sahiptir. Musulman uyuma, kardeşime sahiptir. Musulman uyuma, kardeşime sahiptir. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Başkan, siz her fırsatta mazlumların yanında olduğunuzu, zalimlerin karşısında olduğunuzu söylediniz. Biz size inanıyoruz. Her zaman inanıp geldik. Ne olur? Doğu Türkistan halkı yok ediliyor. Türkistan diye bir şey kalmıyor. Ne olur sesinizi yükseltin. Dik durun. Çin'in ekonomisine boyun eğmeyin. Çin ekonominden gerçekten yükseldi. Güçlendi. Neden yükseldi biliyor musunuz? Çünkü bütün zenginlik, bütün varlık Doğu Türkistan'dan alınıyor. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı, önümüzdeki yılı Çin Kültür Yılı ilan ettiniz. Bunu lağvetmenizi istiyoruz. İkincisi, Çinli yetkililerle, Çinli katillerle görüştüğünüzde oradaki tutuklu kardeşlerimizin serbest bırakılması, kamplarının lağvedilmesini isteyin. Son zamanlarda bir ay oldu. Doğu Türkistanlı çiftçilere domuz beslemeleri zorunlu hale getirildi. Ve halal haram kavramı ortadan kaldırıldı. Buna hangi Müslüman sabredecek? Hangi Müslüman sesini çıkarmayacak? Onun için herkesi göreve davet ediyorum. Sorumluluk üstlenmesi, Doğu Türkistan davasına sahip çıkmasına ne davet ediyorum. Hepinize saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Tekbir! Allah!